İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın başhur höyükte satrancın atası sanılan oyunun eksik parçaları bulundu. Artsakh Cumhuriyeti'nde izole edilmiş vatandaş sayısı 25. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 180 kişi koronavirüse bulaştı. Amerika Birleşik Devletleri S-400'ü Türkiye ile ilişkilerde ana sorun olarak görüyor. Halep-Laski karayolu boyunca 10. devriye. Dersim 38. Fiziki soykırımla birlikte aynı zamanda bir kültür ve dil kırımıdır. Batı Ermenistan'da son 10 yılın en önemli arkeolojik çalışmalar arasında yer alan Siirt'teki Başuröyük'teki arkeolojik kurtarma kazıları tamamlandı. Ilısu Baraj Gölü altında kalacak Başuröyük'te gerçekleşen arkeoloji kazılarında 2012 yılında ortaya çıkan dünyanın bilinen en eski strateji oyununa ya da eğitim setine ait olduğu tahmin edilen takımın eksik parçaları da bulundu. Domuzlar ve Köpekler adı verilen oyunun tahtası bulunamadı. Oyun seti satrancın atası olarak tanımlanıyor. Kazılarda 5000 yıl önce oynandığı düşünülen oyunun eksik taşlarının da bulunması kazı ekibine mutluluk yaşattı. Artsakh Cumhuriyeti'ndeki yeni koronavirüsün yayılmasının önlenmesini koordine eden Bölümler Arası Komisyonun Bilgi Merkezi'nden edinilen bilgiye göre 13 Mayıs saat 11 itibariyle Artsakh Cumhuriyeti'nde 25 vatandaş karantinada bulunmaktadır. Artsakh Cumhuriyeti'nde teyit edilen COVID-19 vakası sayısı 14'tür. Toplam 434 vatandaş test edildi. Artsakh Cumhuriyeti'nin Şahumyan bölgesinde giriş ve çıkışlarda bazı kısıtlamalar uygulanmaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden aktarılan bilgiye göre 13 Mayıs günü saat 11 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 180 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. 13 Mayıs'ta toplam 3.718 koronavirüs vakası doğrulandı. Toplam test sayısı 1453'ü son günde olmak üzere 34.766'dır. Bir günde 107 artışla şu anda 2149 kişi tedavi edilmektedir. Son verilere göre son günde 70 kişi olmak üzere 1500 kişi iyileşti, bir artışla 48 hasta öldü. Koronavirüs teşhisi konulan diğer iki vatandaş başka hastalıklardan dolayı öldü. Bu tip vakaların toplam sayısı ise 21. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi ve Türkiye ile ilişkiler konusunda önde gelen ABD uzmanlarından James Jeffrey yaptığı açıklamada S-400 çok büyük bir sorundur. Bu Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin savunma alanında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük katkıyı sağlayan F-35 savaş uçağıyla ilgisi bulunduğundan son derece zorlu bir konudur dedi. Ona göre Türk tarafının faaliyetleri bu savaş uçağının potansiyelini zayıflatıyor. Pentagon ise Türkiye'nin satın aldığı S-400'leri Rusya Federasyonu'na iade etmediği sürece Patriot sistemlerini alamayacağını iddia etmektedir. Rusya Federasyonu ve Türkiye Silahlı Kuvvetleri Suriye M4 Karayolu'nun bir bölümünde 10. ortak devriyeyi gerçekleştirdi. Suriye'deki Rusya'nın savaşan taraflarının uzlaştırma merkezinin haberine göre Rusya Federasyonu askeri birimleri zırhlı araçlarla devriye gezdi. Mart ayında Rusya Federasyonu ve Türkiye Devlet Başkanlarının Moskova'da vardıkları anlaşmaya göre Halep ve Laski şehirlerini birbirine bağlayan İdlib'in silahtan arındırılmış bölgesinin M4 Karayolu bölümünde 10. ortak Rus-Türk devriyesi gerçekleştirildi. Yönetmen Kazım Öz, Dersim 38'in sadece bir fiziki soykırım değil, aynı zamanda bir kültür ve dil kırımı olduğuna dikkat çekti. Öz, son 20-30 yılda Dersim 38 çok konuşuldu. Edebiyat ve tarihsel araştırma alanlarında belli bir yolda alındı ama olayın boyutu ile ortaya çıkan ürünler arasında büyük bir uçurum var. Dünya da bu konuda henüz çok fazla bilgi sahibi değil, dedi. 4 Mayıs 1937 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bakanlar Kurulu'nun çıkardığı Dersim Tenkil Kararları adlı kararname sonucu on binlerce insan yaşamını yitirdi ve başka yerlere sürgün edildi. Dersim halkının tertele dediği katliamda resmi rakamlara göre 1937'de 1737, 1938'de ise 6.868 kişi katledildi. Ancak tarih araştırmacıları ve birçok kaynağa göre katliamda aralarında binlerce kadın, çocuk, yaşlı olmak üzere 70 bin kadar insan katledildi.
Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı topluluktan Ermeni halk şarkısı Bahçur Buka adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.